Siz iyisiniz. Çok iyi. Çok iyi. Önemli olan siz. Allah razı olsun. Sen hasta mı oldun? Hocam şöyle açalım. Bak doktor amcalara bakacak, doktor ablalara bakacak. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Öpeğin biraz hak var mı? Günlük. Allah razı olsun. O da önemli. Bu dönemde o da önemli. Allah razı olsun. Nasıl durum? Çok şükür. Hadi bakalım. Hepsine yardımcı oluyor sen bana. Ya sen de önüme geliyorsun. Kardeşim var. Allah kolaylık versin. Bu hizmet bilimlerimiz ve koordinasyonu sağladık. İlgili bilimlerimizden personel tedarikini yaptık. Olabildiğince vatandaşlarımız derdini dinliyoruz. İlgili bilimlere yönlendiriyoruz. Çözebildiklerimizi anında burada çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız açısından bir nevi uzak bir açık kapı oluşturduk. Dertlerle inşallah 24 saat esasının üzerinden çözümlemeye çalışıyoruz. Kaç kişi? Dün Sayın Bakanım 437 idi. İlk gün 397 idi Sayın Bakanım. İlk gün bu çadır diğer vatandaşlar arasındaydı. Bu biraz diğer Elazığ halkında hizmet edeceği için evi buraya taşımaya uygun. Eyvallah çekerim. Hadi. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Sen zaten büyük adamsın. Şimdi oturuyoruz. Sonra. Şuradan da bizim fotoğraf. Al çorbamı içmedik seninle. Teşekkür ederim. Bir bin konteynerde kilisten getiriyoruz. Yani iki katlı konteyner. Onu da Kolordu'nun olduğu yere kuracağız. Birini Elazığ Spor Tesislerinin olduğu yere. Orada da bugün itibariyle, özür diliyorum, yarın itibariyle altyapısını başlatacağız. Çünkü altın hem mıcır dökülmesi lazım, hem yükseltilmesi lazım. Bir de Sivrice'de yaklaşık 250-300, tam karar vermedik. 250 mi olsun, 300 mü bir şey yapıyoruz. Ama onun altyapısını da hazırladık. Orayı böyle bir 50 santim veya 40 santim yükseltmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar o yükseltme işlerini dün akşam başladılar. Zannediyorum 13-14 gün içerisinde altyapısını tamamlayıp konteynerine yeteceğiz. Konteynerlerin özellikleri şu. Yani içinde lavabo var, evet. Tuvalet var, mutfak var. Şimdi onların giderlerinin de bir yere verilmesi lazım. Orada bir yaşam olacak. Bir de sosyal tesis alanları olacak. Onun için tüm altyapıyı hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın burada evlerine geçene kadar hayatın olan akışını sağlayabilecek bir takım asgari ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir yerleşim yeri hazırlama gayreti içerisindeyiz. Zannediyorum 15 gün içerisinde konteynerler geçecektir. Yetmezse gene getiririz. Yani bir konteyner eksiğimiz yok. Hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle evinize girebilirsiniz diyeceğiz. Yani hem telefon açacağız, hem valiliğimizin internet sitesinde yayınlayacağız, hem de muhtarlıklarımıza göndereceğiz. Yani hasarsız ve az hasarlılara siz evinize girebilirsiniz diyeceğiz. Ondan sonra hasarlarla ilgili yapmamız gereken sorumluluklarımızı da az hasarla ilgili yapmamız gereken sorumlulukları yerine getireceğiz. Ağır hasarlı ve orta hasarlı. Biliyorsunuz orta hasarlıya... Şu anda 30 bin bina var Elazığ merkezde. Dün gece itibariyle, saat 2 itibariyle söylüyorum, 15 bin binanın hasar tespiti tamamlandı. Elazığ merkezi için 15 bin bina kaldı. 3 gün içinde hepsi bitecek. Bu bir saniye. Bu bir sıva döküğümdür. Koyunun havası açık. Babacığım, tıklık bir adam değilim. Buna gelecek arkadaşlar bakacaklar. Hemen söyleyelim adresini. Hemen gelsinler baksınlar. Hemen adresini al. Hemen şeye söyleyeyim. Gelecekler toplam 3 gün. Toplam 3 gün içerisinde hepsi bitecek Elazığ merkezin. 3, en fazla 4 gün yani. Ama biz 3 gün diyoruz.